حذيفة حذيفة خبابيل ومات حربك هزت حذيفة وفاتت لها قبل المسير عائشة هزت عائشة جمل وكاسن لنا بل وفاتت لها هزت عائشة جمل وكاسن يفتح عن خبابيل وقوبا كي جمت لنا وفاتت لها والسبب ذلك فيك يكون السبب جمل وكاسن بلا سبب مع الله فزن bu kitaplar İbn Kesir tarifinde, İbn Kesir'in tarifinde mufassal var. Taberi de mufassal var. Fakat burada muhtasar olarak alıyor, çok tefsilatına gidiyor. Muhtasar olarak değiniyor. Burada muhtasar olarak öğrenirsiniz, sonra tefsilatına girdiğinizde tefsilatını da orada öğrenirsiniz. İbn Kesir, İbn Kesir, Taberi, والسبب ذلك من سبب ده قال الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر الأصفهاني وبيورد في شرح البخاري بخاري شرح ذلك قد جمع تطلدي عمر بن شيبة عمر بن شيبة تطلدي في كتاب أخبار البصرة أخبار البصرة اسمه ذلك في كتابه ده Ulemadan Ömer İbn-i Şeyh'de Akbar-ı Basra diye, Basra'da ne gibi vakalar olmuşsa hepsini toplamış, bir kitap yazmış. Orada yazdı. Neyi? Kıssetel Cemel'i, bu Cemel vakasını mutavvaleten uzun uza diye yazdı. Nasıl başlandı, nasıl cereyan etti ve nasıl bitti. Bütün tefsilatıyla, hatta o kadar tefsilatı yazarlar ki, hak başlamazdan evvel arada adamlar gittiler, geldiler. Sübhe teşebbüs ettiler. Ondan sonra konuşmalar yapıldı. Şeyden, Basra'dan bazı kadınlar geldiler. Hazreti Ayşe'ye karşı koydular. Onların hutbelerini alır. Hazreti Ayşe'nin onların cevabını yazar. Onların tekrar Hazreti Ayşe'ye reddiyelerini yazar. Uzun uza diye. Bunların hepsini yazmış. Ve ha en emülakhisuha. Hakevuki ben burada bunu telhis ediyorum. Kısaca söylüyorum. Vakta sonra Evet, İbn Hafız İbn Hacer iktisar etti. Alâ ma'ud bir şey üzerine ki evredehu vel irad etti bi senedin sahihin ev hasen. Senedi sahih yahut senedi hasen ile uğrani. İntehâ Hafız İbn Hacer sözüyle burada. Yani Hafız İbn Hacer o kitaptan okumuş ama o kitapta mutavver var. Fakat senedi hasen var, sahih var, zayıf var. Senedi zayıf olanları almamış. Şöyle bir şey de olmuş. Ravisine bakıyor, bunun senedi zayıf, onu yazmamış ya. Senedi sahih ve hasen olanları almış. Bu zat da ve İmam Berzenci de Hafız İbn Hacer'in kitabında mülakhas olarak alıyor. Fenezkuru, müellif diyor ki zikrederiz hasilehu, bunun hasilini hüne burada muhtasarı muhtasar olarak zikrederiz. Valla nedir o muhtasar olarak burada neden ibarettir? أنه شان لما كان الغدو وقته يتسي دون قلبي من قتل عثمان عزة عثمان رضي الله تعالى عنه şehadetinden bir gün geçti sabah oldu bir gün öldürdüler aradan gece geçti sabah oldu خرج علي رضي الله عنه عزة علي çıktı ve معه سفيان الثقفي kendisiyle beraber de سفيان الثقفي vardı سفيان الثقفي أهل طائف'ten Beni Sefis'e Taif'te yaşayan adamlara derler ki orada meşgul bir kabiledir. Bu Süfyan da o kabilede. Yani Mekke'den olan Süfyan değil. Bu Süfyan da oldu. Süfyan Sakati. Fedekal el mescide. Mescide girdi. Feyza cemaatun ala Talha. Baktı der ki bir takım cemaat Hazreti Talha'nın başına toplanmışlar. Yani ona biat etmişler. Öyle anlaşılıyor. Onun başına toplanmışlar. Onu halife yapacaklar. فخرج أبو سهل بن حذيفة أبو سهل بن حذيفة شفتي فقال بك يا علي يا علي ألا ترى إيه علي كرمز مسل بقنوا مسل طفلاً ذلك الحياة بيات ذلك فلم يتكلم ليش كونش مجد ودخل بيته وتستعمل في أو بيات السريجة أو لا فأكد يدي ثم قال ترى بيوتك يقتل ابن عمي بنم أموت من أموت من أول قتلوا كم أموت من أول هذا توصنا لأموت من أول مول لا بنم هاشم لبنم أمي جبي سلالة يا
bu itibariyle mücezzade söylüyor. Benim mücezzadım ülkem oğlu tesurunu ve yu'medü alâ milkihi, onun milkine galebe olunur. Ve milkine, yani hilafet, o tesurusun. Ondan sonra da selhe gelsin de ben halife olayım desin. Milkine galebe, yapıp da başka birisi onun milkine galebe çalsın. Bu olmaz yani. Fekharici çıktı. Fe'etâhun nas, nas Hazreti Ali radıyallahu ta'ala niye geldiler? وَهُوَ فِي سُوْكِ الْمَد۪ينَ, o da Medine'nin çarşısındaydı. فَقَالُوا buyur, dediler ki, اُبْسُتْ يَدَكَ اَلِنُوا بَتْ مُبَاهِيَ اَشَرْ سَنَا فِيَاتِ دَلِ فَقَالَ Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki, حَتَّى يَتَشَاوَ النَّاسِ, bu böyle olmaz, nasıl bir müşavere etsinler, karar verirlerse beni beyat etmeye vakitte gelsin, beyat etsinler, müşaveresiz olmasın. فَقَالَ بَعْضُهُمْ, Nas'ın bazısı dedi ki, لَاِنْ رَجَعَ النَّاسُ, eğer Nas rücu eder dönerlerse, اِلَا اَمْسَارِهِمْ, kendi şehirlerine, وَقَتْلِ Osman, Osman'ın katlolunduğu haberiyle döner gider şehirlerine haber verirlerse, وَلَمْ يَقُمْ, halbuki kaim olmadı, بَعْدَهُ, Hazreti Osman'dan sonra kaimun, umuri devletiyle kıyam eden bir zata kaim olmadı, yani bir halife tayin olunmadı. Hazreti Osman katlolundu. Yerine de başka birisi tayin olunmadı. O vakitte ne olur? لَمْ يُؤْمَنِ الْاِخْتِلَافُ وَفَسَادُ الْاُمَّةِ. Evet, arada müminlerin arasında ihtilaf vakı olmasından, ümmetin umurunun fesada gitmesinden emin olunmaz. Yani ihtilaf vakı olur ve ümmetin umuri fesada gider. Öyleyse bir an evvel bir halife tayini lazımdır. Bunu kendi aralarında konuştular. فَأَخَذَ الْاَشْتَرُ اَشْتَرْ تُدِّي بِيَدِهِ Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh'ın elini فَبَايَعُوهُ Hazreti Ali'ye bi'at ettiler. ذَهَبَ اِلَى بَيْتِ الْمَالِ, onların bi'atından sonra Beyt-ül Mal'a gitti Hazreti Ali. فَفَتَحَهُ Beyt-ül Mal'ı açtı. فَلَمَّا تَسَامَعَ النَّاسِ نَصْمُنُ اِشِدِّيِ وَقِتَّ تَرَكُوا تَبْحَتَ Mescid'de Hazreti Ali'nin başına toplamıştılar ve onu terk ettiler. Duydular ki Hazreti Ali'ye biat oluyor. Lakin Talha'ya biat eder, Hazreti Talha'yı bıraktılar, koştular Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh'a. Hanviye geldiler, ona biat ettiler. فَلَمْ يَعْدِلُوا عُدُولَ etmediler. İyi Hazreti Ali'yi Talha'ya Talha'yı adil tutmadılar. وَلَا غَيْرَهُ وَيْرِسِنَا. Madem Hazreti Ali'ye biat ediliyor, Hazreti Ali varken Talha'yı ona muadil tutalım, başkasını ona muadil tutalım, yok onu yapmadılar. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh'ı tercih ettiler. ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى تَلْحَةَ وَزْلُونَ. Ondan sonra Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh Beyt-ül Mal'a gitti, Beyt-ül Mal'ı açtı ve biati almaya başladı. Talha ve Zübeyir'e adam gönderdi. Gelin size biat edin. فَبَايَعَاهُ. Onların ikisi de geldiler, biat ettiler. Fakat dün söylediğim gibi onların biat etmeleri kendi istekleriyle olmadı. O adamlar gittiler, kılıç zoruyla getirdiler. Ya biat edeceksiniz yahut da öldüreceğiz sizi dediler. Baktılar ki kılıç boyunlarını kesecek. Dün Osman'ı öldüren adamlar bir gün bunlara merhamet mi edecek? Etmeyecek. Geldi biat ettiler. Şimdi bu biatleri neyle, nasıl oldu? Kerhen oldu. ثُمَّ أَنَّهُمَا, bunların ikisi Hazreti Ali ile Hazreti Talha nedima, pişman oldular. Alâ hızlâni Osman'a, Osman'a yardım etmediklerine pişman oldular. Ya Hazreti Osman 40 gün muhasarede kaldı da biz buna yardım etmedik. Bizim günahımız büyük. Osman'ın şehadetine bir sebep oldu. Biz o vakitte kılıçlarımızı alsaydık, bunları bolsaydık, Hazreti Osman'ın yanında dursaydık, bunu öldüremezdik. Fakat kabahat bizde. Biz kusur ettik, Osman'ın şehadetine sebep olduk. Bu günahımızı nasıl affettirmeliyiz? Öyleyse bunun katillerini temizlemeliyiz. Bunu düşündüler. Fatalebu, bunlar talep ettiler. En yuktede, katluluna katelete Osman, Osman'ın katilleri katluluna. Selen yücibhuma, Hazreti Ali radıyallahu ta'ala bunları icabet etmedi. Onlar dediler ki, ya Ali, madem sen biat aldın, en evvela bu 3000 kişi öldür, temizlensin.
Hazreti Ali buna cevap vermedi, görmedi, olmaz dedi. Ve zâlike cevap vermediği de لَاَنَّ قَاتِلَهُ هَزَّتْ عُثْمَنُ قَاتِلِ كَانَ غَيْرِ مَعْلُومِ Mealum değil dedi. İçeriye girdi bir adam, ona kölesi vurdu, onu vurdu, öldürdüler. İkinci bir adam girdi. Hazreti Osman tam ölmemişti, yaralıydı. Onu tamam öldürdü. Hangisi öldürdü? Evvelkinin kılıcıyla mı öldü? İkincinin kılıcıyla mı öldü? Üçüncü bir adam girdi. Onun şeysiyle mi öldü? Yani bunların üçü de müşterek oldu. Meçhul kaldı. Hazreti Ali radıyallahu teala'nın iştihadına göre hangisinin yarasıyla öldüyse kısas ona tereddüt eder, ötekine tereddüt etmez. Onun için dedi ki bunun katili meşhurdur, bir defa kısas lazım gelmez. Sonra kısas lazım gelmesi için Osman'ın vereselerinin dava etmeleri lazım. Osman'ın vereseleri biz bu kandan vazgeçtik, kısas istemiyoruz diyorlarsa gene kısas lazım gelmez. Onlar talep ederlerse katil kimse o kısas edilir. Tamam, evet. Fakat öteki Hazreti Talha ve Zübeyir diyor ki ötekiler onlara yardım etmeseydi üç kişi gidip öldürebilir miydi? Öldüremez. Yani üç bin kişinin kısası lazım gelir. Burada iştihat ayrılığı oldu. Onlara göre üç bin kişinin kısası lazım. Hazreti Ali'ye göre bir tek adamın, o adam da meşhur. Yani arada kısas yok. Evet. Bu üç kişi belli mi? Üç kişi zaten birisi öldü, ikisi de kaldı. Yani, yani, belli, Mısır'dı. Bunlar da belli ama fakat hangisiyle vurulmuş? Onlara sorun diyecekler ki birinci adam zaten vurmuş, öldürmüş. O da öldü. Daha ne kısas istiyorsunuz? Şimdi ikincinin öldürdüğünü kim ispat edecek? Orada kimse yok, şahit yok. Yani üç kişi girdiler fakat o birinci zaten böylece vurunca Hazreti Nail'in tuttu, Hazreti Nail'in derini kesti, Hazreti Osman'ın başından aşağı kılıç indi. Ve o ikincisi geldi ki, o köle geldi, o birinciyi öldürdü. Ondan sonra ikinci de geldi, köleyi öldürdü. Ve ondan sonra da kılıcının cümlen Hazreti Osman'ın bastı iyice şeysine, göğsüne, tamam canı çıksın da kalmasın dedi. Belki birincinin kılıcı bitirmişti zaten. O şimdi şekli mesele de. Birinci öyle bir yarayı vurdu ki o yaradan iyi olmaz. Katil oldu. İkinci ne? Ölüye vurmuş oldu. Fakat öteki Hazreti Ayşe'nin tarafı diyorlar ki 3000 kişinin kısası lazım gelir. Ve kâne yantazi. Hazreti Ali bakardı, intizar ederdi. Evliya Osman, Osman'ın evliyasını uğurlarına ki bunlar kan davası yapacak mı, yapmayacak mı? Neye intizar ederdi? En yetehâkemû ileyhî. Hazreti Ali'ye muhakeme ederek kesinler, babalarının katilinin kısasını istesinler. Buna da ötekiler dediler ki, hangi Osman'ı öldüren, Osman'ın oğullarının deva kaldırmasını mı bırakacak? Bunları öldürürler. Onların birisi kesin de babasının kanını deva için derhal öldürürler. O zaman da Osman'ı öldüren adamlar bırakır mı ki bir kimse deva ikame etsin? Onlar bu özelliğinden tuttular. O bir fitne zamanı, sen bile korkuyorsun. Kaldı ki Osman'ın oğulları kalksınlar da deva etsinler ve kendileri de kılıçtan geçsinler. Evet, sümmeste zenâhu fil umreti. Ondan sonra bunların ikisi izin istediler ki ya Ali bize izin verip bizi önde getireceğiz. Hazreti Ali şüphelendi. Dedi ki siz kaçacaksınız. Ahdi bozacaksınız, beni biat ettiniz, vazgeçeceksiniz. İzin vermedi. Dediler yok, biz karışmayacağız, ömreye gideceğiz. Halbuki niyetlerini ömre değil. Hazreti Ali'nin sultasından kaçmak ve Hazreti Ali'nin aleyhine huruç etmek. Ama Hazreti Ali'ye karşı bize senin aleyhine huruç edeceğiz deseler Hazreti Ali izin vermiyor. Bir defa biat ettiler. Şimdi illa ömreye gideceğiz. Hazreti Ali anladı ki bu yalan söylüyorlar. Bunlar ömreye gitmeyecekler. Hile yapıyorlar. Evet ömre de var. Ömre var. Yalan değil. Yani ömreye gidip Mekke'de ömre yapacaklar. Söz yalan değil ama fakat esas maksat ömre değil. Hazreti Ali izin vermedi. Onlar ısrar ettiler. Hazreti Ali ısrar etti. Nihayet فَاَخَذَ عَلَيْهِمَا Onlar üzerine Hazreti Ali radıyallahu teala aldı. اَلْعُهُودَ اَحَدَّ رَبِّ Gidip de bir fitne yapmayacağınıza, benim aleyhime milleti teşvik etmeyeceğinize, bana kılıç çekmeyeceğinize ahed aldı.
Ondan sonra izin verdi. Ve Ezmine'lerim ondan sonra izin verdi. Felakya onları ketti, müdafı oldular. Hazreti Ayşe'de Mekke'den hacı yapmış, dönüp gelirken yolda birbirlerine kavuştular. Fettefaka ma'aha, Hazreti Ayşe ile ittifak ettiler. Alıp talep etmeyi istemeye bir de Osman'ın kanını istemeye ittifak ettiler. Şimdi bu da tuhaf. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala hani her söz vermişler. Kendiler aşere-i mübeşşereden, Peygamber Efendimiz'in en ileri gelen hesabından söz verdikten sonra Hazreti Ayşe ile mülakat olduklarında ittifak ettiler ki hayır Osman'ın katillerini temizleyeceğiz. Bu netse ahdi etmiş oldular mı olmadılar mı? Vermiş oldukları ahdi bozdular. Onun için bu meseleler çok ince mesele. Bunları okurken hiçbir tarafa itiraz etmeksizin, hiçbir tarafa lisan uzatmaksızın okuyacaksın. Çünkü bunlar hepsi Allah-u Teala'nın sevgili kulları. Hangisini azıcık ruhsaya davet edersen kendin mahvoldun. Bunlar hep ehli cennet. Aralarında olmuş, bitmiş, kazalık eder, gelmiş, gitmiş. Fakat arada yanan kim olursun? Sen olursun. Yalnız bunlar ne için okuyoruz? Malumat olsun diye. Yoksa biz muhakeme edip de için şu haklıydı, şu haksızdı, bunu demek için değil. Ve kâne Yâle ibn-i Ümeyye de olduydı amidi Osman'ın amidi alâsın hasenânın üzerine Hazreti Osman'ın varisiydi Yâle ibn-i Ümeyye. Ve kâne azîmeşşâm şâni büyüktü indi Hazreti Osman indiğinde. Hazreti Osman onu çok severdi. Ve kâne mütemevveden kendisi de mal sahibiydi. فَقَدِمَ حَاجًا حَجَّ كَلْدُوا فَعَانَهُمَا Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir'e yardım etti بَاَرْبَانِيَةِ اَلْ 400 bin dinar yakıt diren burada zikretmiyor. 400 bin verdi diyor. Ama altın mı verdi, dirhem mi verdi, yani muazzam bir para verdi yakın etti. وَحَمَلَ سَبِعَيْنَ رَجُلًا مِنْ قُرِيش Kureyş'ten de 70 adamı hamd etti. Hamd etti yani deveye bindirdi, onları da ona kattı. Onlara kattı. Veştera li Ayşe, Hazreti Ayşe için de satın aldı. Cemelen bir erkek deve ki yukarı lehu asker. Ona asker dediler. O devenin adına bir semanine dinaren. 80 altına. 80 altına da asker denilen muazzam kırmızı bir deve aldı. Tuyları kırmızı, az bulunur, büyük bir deve. Bunu aldı. Ve kâne Aliyyun radıyallahu anh, Hazreti Ali derdi ki, يقول بيروت في أتدرون بالرسل بمن تريت بمن تريت بمن تريت وكم مسيزور oluyor niye تريت لم أسرع بمن كم ده تريت ابتلاء olundu çetin olması ne iki zemme arasında bir kesre geldiği vakitte dotak iki defa ileri gidecek bir defa geriye gidecek bundan bir çetinlik oluyor yani. Biliyor musunuz ki ben kiminle iptila olundum? Kendi cemaatine diyor. 4 kişiyle iptila olundum. 4 mühim kişi benim karşıma çıktı. بِأَطْبَعِنْ nasın en ziyade itaat olunanı. Şimdi nas içerisinde. Kim o? Ayşe, Hazreti Ayşe. Bütün nas kime itaat eder? Ezvaç-ı Mütahharat'a, Ezvaç-ı Mütahharat'ın içinde de Hazreti Ayşe. Herkes sever. Ne derse sözü yere düşmez. Herkes ona itaat eder. Bunun da iptila olunduğum bir Ayşe benim elime çıktı. Ve bunun sözü de yürüyor ve herkes de ona itaat ediyor. Bu etve'un nas. İkinci, ve edhen nas. Nas'ın en dahisi, en zekisi olan birisiyle iptila olundum. O da kim? Talha. Hazreti Talha'nın en zeki bir adam. O da benim aleyhime çıktı. O da dahi bir adam. Ve eşeddin nas, bir de nasın en şiddetlisi, en kuvvetlisi bir adamla iptila olundum. O da kim? Hazreti Zübeyir. Hazreti Zübeyir at üzerine bindi mi bin atlıya bedeldi. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala Mısır'a ordu gönderdiğinde emrünü las yardım istedi. Yani gönderdiği ordunun içinde Hazreti Zübeyir'i de gönderdi. Bir de bir başka bir sahibi dedi ki bunların her birisi de biner adama bedeldir. Hazreti Zübeyir bin atlıya bedeldi.
Eşeddin Nas dedi ki o korku deriden bir şey bilmiyor. Bir de bununla iptila bulundu. Ve esren Nas, bir de Nas'ın en zenginiyle iptila bulundu. O da kim? Ya'le bin Ümeyye. O da zengin, o da Hazreti Ayşe'ye yardım ediyor. Dört kişi, birisi Nas'ın en itaat olunanı, birisi en zeki olanı, birisi en şiddetli olanı, birisi de en zengin olanı. Bu dört kişiyle ben iptila olundum. İptila. Ya'le bin Ümeyye. Ya'le bin Ümeyye. Feteveccehu ilel Basreti. Basra'ya teveccüh etti Hazreti Ayşe, Hazreti Talha Hazreti Zübeyir. Fenezzelû nazil oldular ba'de miyâhi beni amir. Ben beni amirin sularının bazısına nazil oldular. Beni amir diyarına gittiler. Orada bir bazı suların yanında eğlendiler. Fenebehetil kilâbu kekler ürdüler. Ürdüler. Fekâlet Ayşe, Hazreti Ayşe dedi ki ey yumâin hâzâ. Bu suyun adı nedir? Hangi sudur? Kâlu buyurdular ki el hev'ebu hev'ebdir. Ey bi fethel mühmeleti ve sükunil vav ba'daha hamzetun hev et sümme muvahedetun bi vezni kevke. Kale fil kamus, kamusta dedi ki hevet mevdu'un bil basra, basra'da bil mevdu'yadır, beni amir diyarındadır. Ve kale dümeyri, dümeyri dedi ki nehrun bi kul bil basra, basra'nın yakınında bir nehirdir. Hazreti Ayşe sordu bu su, hangi su dediler? Hevet suyu. Hadisi şerifi hatırladı. Hanginize hev'ebin kekleri yürecek diye hadisi şerif var, duymuştu ya, onu hatırladı. Hatırladığı gibi kâlet, Hazreti Ayşe dedi ki, مَا أَظُنُّنِي بَنْ بَنْ زَنِّتْمَنْ اِلَّا رَاجَعْتَنْ اِلَّا دُنُّجِ زَنِّتَرَيْنْ Ben gitmeyeceğim, döneceğim dedi. فَقَالِ الْهَزْدُبَيْرِ Hazreti Zübeyir ona dedi ki, بَنْ تَقْدُمِينَ Belki ileri gideceksin, geri dönme yok. Yok dedi. Ben gerisin git döneceğim, o dedi ki yok. Feyerayken Hazreti Zübeyir için dedi, bel tekdümüne sen tekdüm edeceksin. Feyerayken Müslüman, Müslümanlar seni görecekler. Feyuslihu Allah'ın Cenab-ı Hak ıslah edecek. Zâte beynihim onların aralarında oranı seninle ıslah edecek. Sen git Müslümanları görsünler de Müslümanların arasını ıslah et. Onun için Basra'ya gideceksin dedi. Kâle Hazreti Ayşe dedi ki, mâ zunnini illâ râcâ. Ben beni gidici zannetmem, illa dönücü zannederim, illa döneceğim. Ne için? Çünkü semiyatü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a buyuruyor ki ben Peygamber Efendimiz'e çıktım. Yakulu buyuruyor ki keyfe beyehtâkünne izâne behetâ kilâbul hev'eb. Sizden birinizin hali nasıl olur? Ona hev'ebin kepleri üldüğü vakitte. İşte hev'ebin kepleri bana üldü. Binaenaleyh ben döneceğim dedi. رواه أحمد ذهب يعلى والبزار والحاكم والبيحقي قلنا بحد الشيء رواية كده وأبو نعيم أبو نعيم ذي رواية إلتي عن قيس قيس تنجي قال ويردكي لما بلغت عائشة عائشة وقتك رشدي بعد ديار بني عامر بني عامر ديارنا بعض سنة ورأي ونشتي نبحت عليها كده كتبر ونا أردلت فَذَكَرَهُ Ondan sonra bu hadisi şerifi zikretti. Yani sordu, bu suyun adı nedir? Hevet, böyleyse Resulullah Efendimiz böyle bir şey buyurmuştu, ben döneceğim dedi. Hazreti Zübeyir'de imkanı yok, dönmeyeceksen, gideceksen, biz ıslah için geldik. Her biçimdeyim, ıslah için olduğumuzdan dolayı illa Basra'ya gireceksin dedi. İsrar ettiler. فَقَدِمُوا الْبَصْرَةَ Basra'ya kudum etti, girdiler. فَتَعَجَّبَ النَّاسِ نَاسِ تَعَجُّبْ etti. Hazreti Ayşe'yi nedir çıkardı, ne için geldi, bu etrafındaki adamlar nedir, bu ordu nedir filan atıfta kaldılar. Ve se'eluhum sordular, annesirihin gelmesinden, niçin geldin diye sordular. Ve zekeru, onlar zikrettiler ki, annehum bunlar, Hazreti Ayşe, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve cemaati, haracu, huruc ettiler, gadaben li Osman'a, Osman'ın katlinden dolayı gadeb ettiklerinde kuruç ettiler. Osman zulmen şehit edildi. Bunun katillerinden intikam alma için biz buralara çıktık geldik dediler. Ve tevbeten, hem Osman'ın katillerine gazet, ve tevbeten lima sene'u, bir de kendi yaptıklarına tevbe için. Yaptıkları da neden? Min hızlâni Hazreti Osman'a yardımı terk ettiklerinden dolayı.
Hüseyin Osman şehit oldu, yardım etmedi. Onun tevbesi ancak onun katillerini tutar, öldürürse bizim tevbemiz kabul olur, yoksa tevbemiz kabul olmaz dediler. وَقَبَدُوا عَلَى عَامِلِ عَلِيِّ الْحَزِّةِ عَامِلٍ valisini kapsettiler. Aleyha bası üzerine. Kim? İbn-i Hanif. İbn-i Hanif oradaydı. Onu tuttular, valiyi yakaladılar. Bitti Ali'nin değil bir yerdediler. Ve akbel Ali'nin Hazreti Ali de bunu duydu, o da ihbar etti Medine'de. Lemma seme bi huruci min Medine, onların Medine'ye uğramadılar ya, Medine'den Hazreti Talem, Hazreti Bir, Hazreti Ayşe'yi yolda tesadüf ettiler. Onlar da oradan Basra'ya doğru gittiklerini duyunca Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh de kendi cemaatiyle beraber Medine'den huruç etti. Ve ma'hu tis'u mi'etu rakib. 900 atlısı vardı. Hazreti Ayşe, Ali radıyallahu ta'ala'nın 900 atlıyla geldi buraya. Fe nezele bi zikar. Zikar denilen yere nasil oldu. Kufeye yakın bir zikar. Fe belagahu. Hazreti Ali'ye erişti ki enne ehlel Basra, ehli Basra işte me'u toplandılar. Bir Talhate ve Zübeyir. Talha ve Zübeyir'in etrafında toplandılar. İlla Osman'ın katillerinin intikam alacağı diyorlar. Onun için Basra'dan bize fayda yok dediler. Feşşek da bu ağır geldi. Zalifu ala ashabi Hazreti Ali'nin ashabı üzerine. Hazreti Ali'nin ashabı 900 kişi. Bütün Basra kendi ellerinden çıkmış. Hazreti Ayşe ile beraber olmuş. İlla Osman'ın katillerini öldüreceğiz diyorlar. Bunlar 900 kişi. Ne yapacaklar? Hiçbir şey yapamazlar. Feşşek da ağır oldu ala zalif. Bu Hazreti Ali'nin cemaati üzerine ağır oldu. Ne yapacağız diye şaşırdılar. Feşekte zelike la ashabi. Fekal Hazreti Ali radıyallahu teala buyurdular ki vellezi vulgü Cenab-ı Hakk'a yemin ederim, kesem ederim ki la ilahe gayru, ondan başka ilah yoktur. Ona yemin ederim ki la tazharenle, siz galip gelirsiniz. Ala ahlil basra, ahli basraya galip gelirsiniz. وَلَا تَقْتُلَنَّ وَيُدُّرُرْسُنُسْ تَلْحَةَ وَزُّبَيْرِ تَلْحَةَ وَزُّبَيْرِ وَيُدُّرُرْسُنُسْ İkuni Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh Peygamber Efendimiz'den mi işitmişti yoksa keramet olarak mı söyledi? Haber yok burada. Yani ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş ki sen böyle bir vebu olur gidersin ve Basra'ya da galebe çalarsın ve Talha ve Zübeyir'de ölürler. Yahut da keramet olarak Cenab-ı Hak kendisini keşfetti. Onlara dedi ki yani korkmayın, Basra'yı da alacaksınız ve Talha Zübeyir'i de şehit edeceksiniz, öldüreceksiniz. Çünkü kendi cemaati 900. Halbuki Hazreti Ayşe'yle 12 bin adam var. Yani bakıyor. Evet. Ve ba'ate ibnehul Hasan ve Ammar Hazreti Ali Zikar'da eğlendi. Oğlu Hasan ve Hazreti Ammar'ı gönderdi. İlla Ali'yi Kufe'ye gönderdi. Çünkü basverlerinden çıkmış. Şimdi Kufe'ye Hazreti Ali kendi tarafını almak istiyor. Yestefil zuhum, onları çağırıyor. Kalkın diyor. Gidin bunları Ehl-i Kufe'yi kaldırın, bize yardımcı gelsinler. Fedehala Hazreti Hasan ve Hazreti Ammar girdiler. El-Mescide, Kufe'nin mescidine. Ve Sa'idar çıktılar. El-Minbere, Minbere çıktılar. Ve kâne Hasan, Hazreti Hasan oldu idi fi âlem minber, minberin yukarısında. Ve kâme Ammar ve esfele min Hazreti Ammar da Hazreti Hasan'dan aşağıda oturdu. Hazreti Hasan yukarıda, Hazreti Ammar da aşağıda. Hazreti Ammar konuşmaya başladı. Fetekelleme Hazreti Ammar konuştu. Ammar'ın Ammar. Ve kâle dedi ki inne emire müminin, emirin müminin Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu ta'ala ba'atena ileyküm. Bizi size gönderdi. Ne olduğu halde yestefizzüküm. Sizi terhib-i teşvik eder olduğu halde ki yardıma gelin. Feinne ümmene. Zira bizim anamız, yani Hazreti Ayşe, katsaret yürüdü ile basreti Basra'ya yürüdü. Anamız Basra'ya yürüdü. Vallahi Allah'a yemin ederim ki inni ekûlü leküm. Ben size derim ki Hazreti Ammar diyor. İnni yakulu leküm, ben bunu söylüyorum size, haza buni. Ve vallahi Allah'a da yemin ederim ki inneha Hazreti Ayşe lezevcetü nebiyyüküm, sizin peygamberinizin zevcesidir.
fi dünya dünyada ve ahiret ahirette. Bunu da size yemin olarak söylerim ki Hazreti Ayşe oraya çıktı, Emir-i Mü'minine huruç etti ama dünyada da Peygamber Efendimiz'in zevcesiydi, ahirette de gene onun zevcesi olacak. Bunu da bilin. Bilmeyin ki yani irtidat etmiş, dinden çıkmış, bu manayı anlamayın demek istiyor. Lakin Cenab-ı Hak iptelana, bizi iptela etti, imtihan ediyor ki liya'leme, Cenab-ı Hak bilsin ki İyyâhu Hazreti Ali'ye mi nütçeye itaat ediyoruz, ev İyyâh'a yoksa Ayşe'ye mi? Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. Bir Ayşe var ortada, bir de Ali var. Biz Ayşe'ye mi itaat edeceğiz, Ali'ye mi itaat edeceğiz, bizi imtihan ediyor. İmtihanda hangi tarafı intikap etmek lazım? Hazreti Ali tarafını. Bir defa kadın halife olmaz. Mecbur Hazreti Ali sonra Şura'dan. Yani bu bir imtihan ve istibar meselesidir. Ve kâlel Hasan, sonra Hazreti Hasan radıyallahu teâlâ buyurdular ki İnne emirü'l-mü'minîn Hazreti Ali yekûlu buyurur ki İnni müzekkirullâhe raculen râallâhe hakkan illâ nefer İnni ben müzekkir Hasan, sonra Hazreti Hasan radıyallahu teâlâ buyurdular ki İnne emirü'l-mü'minîn Hazreti Ali yekûlu buyurur ki İnni müzekkirullâhe raculen râallâhe hakkan illâ nefer İnni ben müzekkirullâh, Allah'ı hatim ediyorum yani Allah için. Recülen bir adamı ki, bir adamı size hatim ediyorumken o da kendisi. Ve Allah'a muhafazı etti hakkan, Allah'ın hakkını. Allah'a riayet etti hakkan hakkını. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir adama yüklemiş olduğu hakkı zayi etmedi, onu yerine getirdi. Ve Allah hakkan. İllâ neferun. Bu illa mı? Sizde de böyle mi? İlla bir takım adamlar çıktılar. Yani Hazreti Ayşe ve cemaati. Evet. Seyin küntü mezlûmen, eğer ben mezlûm olsunsa, e'âneni, bana yardım etti. Ve in küntü zalimen, zalim isemse, ehede minni, benden aldı. Vallahi Allah'a yemin ederim ki, inde Talhata ve Zübeyir, Talha ile Zübeyir, ve evvelü men, yani şimdi burada Hazreti Ali ne diyor? Ben Allah'ın vermiş olduğu hilafet hakkını bana yüklediler. Ben bunu aldım. İlla bir takım neferler kuruç etti. Eğer ben mezlum olsamsa Allah bana yardım eder. İn gündü mezlumen halini. Eğer bu işte ben mezlumsamsa yani haklıysamsa Allah bana yardım eder. Yok. Ve in gündü zalimen hazemin. Eğer ben zalimsamsa Allah zalimin elinden alır. E şimdi kendisi zalim mi, mezlum mi, haklı mı, haksız mı? İzah ediyor, diyor ki vallahi Allah'a yemin ederim ki Talhata ve Zübeyir, Talha ile Zübeyir ve evvelümün bayani, ben evvelümün bayiat eden onlar idi. Sümmene kesa, fakat sonra vermiş olduğu ahitleri bozdular. Ve lem estatir bi mali, ben bir mali de ihtiyar etmedim. Yani zengin olayım, dünya mali benim olsun diye bunu da yapmadım. وَلَا بَدَّلْتُ حُكْمًا bir hükmü de tebdil etmedi. فَخَرَجَ اِلَيْهِ Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu'ya çıktı. اِسْنَا عَشَرَ اَلْفِ رَجُلْ 12 bin adam çıktı. Yani Kufe'den 12 bin adam çıktı. Ve Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu ve kerramallahu ve şeye iltihak eylediler. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولما قدم وقتك هزت علي كرم الله وجهك وفي قدومتي كتي قام إليه ونقاش لدي قيس بن سعد بن عبادة أنصار ulularından Hazreti Sa'd'ın oğlu Geys karşıladı ve İbn-i Kuvva bir de İbn-i Kuvva karşıladılar. Fakala Hazreti Ali kerramallahu ve şeyye dediler ki ehbirna, sen bize haber ver an mesirike hâza, senin bu gelişinden. Evesiyyetun, bu bir vesiyet midir ki evsa, ke sene vesiyet etti bihi, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz haber verdi.
hem rayun bir rey midir, rey midir ki, fikir midir ki, rayitehu, sen onu gördün, kendi rayinde mi hareket ediyorsun? Fekale Hazreti Ali kerremallahu veşe dedi ki, ama vallahi ben Allah'a yemin ederim ki, le'in küntü, ben oldumsa evvele men saddaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i en evvele tesdik eden ben oldum ise, fela ekunu, ben olmam, evvele men kezibe aleyhi, en evvela onun üzerine yalan söyleyeyim ben olmam. Vallahi Allah'a yemin ederim ki, le'en yekune ahdun, eğer bir ahd olsaydı min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den bir ahd olsaydı ileyye, bana olması fela, yani le'en yekune olması ahdun min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den bir ahd olması ileyye, bana bir vasiyet olması fela, bu yoktur. Bana böyle bir ahd vermemiştir ve bir vasiyeti yoktur. Velakin ma mata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem füceten, Peygamber Efendimiz ansızın vefat etmedi. Ve la kutile katlen, öldürülmekle de öldürülmedi. Ve lekad mekese, Peygamber Efendimiz kaldı fi maradihi, hastalığında eyyamen ve yaliye, birçok günler ve geceler kaldı. Küllü zalik, bu marazi hastalığı müddetince yetihil müezzinu, müezzin ona gelirdi. Feyüezzinuhu, ona haber verirdi bis salati, namazı haber verirdi. Feyekulu, derdi ki, müru Ebu Bekir'in, Ebu Bekir'e gidiniz, fel yusalli bin nas, nasa namaz kıldırsın. Ve lekad terekeni, Resulullah Efendimiz beni terk etti, gidin Ali namaz kıldırsın demedi. Ve huve yara mekani, halbuki benim mekanımı biliyor, mekamımı, mertebemi biliyor. Ve ma kuntu gaiben, ben gaib de değildim, Medine'deydim, Resulullah'ın huzurundaydım. وَلَوْ اَحِدَ اِلَيَّ بَنَا اَحْدِ etmiş olsaydı, bir vesiyet etmiş olsaydı, şeyen bir şey, لَقُمْتُ بِهِ, ben o şeye kaim olurdum, onu yapardım. حَتَّى اِنَّ اَمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ, hatta Resulullah Efendimiz'in ailelerinden bir tanesi, عَارَزَتْ, muarize etti, فِي ذَٰلِكَ, bunda, yani gidin Ebu Bekir'e deyin, o namazı kıldırsın dediğinde, Peygamber Efendimiz'in ailelerinden birisinde Murat Hazreti Ayşe, o muarize etti, fekalet, dedi ki, inne Ebu Bekir'in, Ebu Bekir reculun rakigun, kalbi ince bir adamdır. İzâ kâme mekâmek, senin mekâmına kaim olduğu vakitte, lem yesmi'in nas, nas işitmez, yahut da lem yusmi', işittiremez, nasa nasa, yani kalbi incedir, mehsun olur, onun için nasa Kur'an'ı öyle kuvvetli okuyup da duyuramaz. فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ, eğer Ömer'e emretseydin, فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ, nasa o namaz kıldırsaydı. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, buyurdu ki, اِنَّ كُنَّ سِزْ سَوَاحِبُ يُوسُفْ, Yusuf aleyhisselamın sahiplerisiniz. Yani burada bir hile düşünüyorsunuz. Ben Ebu Bekir'e diyorum, siz Ebu Bekir'den kaldırıp da Ömer'e mi havale ettiriyorsunuz diye reddetti. فَلَمَّا قُوبِدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, vaktaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabzolunda âlem-i ahireti teşrif buyurdular. Nazarına biz baktık ki, فَيْدَى رَسُولُ اللّٰهِ, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, قَدْ وَلَّهُ, Ebu Bekir tevliye etmiş emre dinine, bizim dinimizin emrine, namazı ona havale etmiş, namazı o kıldırıyor. فَوَلَّيْنَاهُ, biz de Ebu Bekir'i tevliye ettik, emre dünyana, dünyamızın işine, madem dinimizin emrine namaz kıldırmaya Ebu Bekir Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tayin etti, biz de dünya işimize de onu tayin ettiği halife ettik. Febayatuhu, ben Ebu Bekir'e mübayağı ettim. Fil müslimin, Müslümanların içerisinde, onlar biat etti, ben de ettim. Ve vefeytu, vefa ettim biatehu, onun biatini. Sümme bayatü Ömer'e, sonra Ömer'e mübayağı ettim. Ve vefeytu biatehu, onun biatini de vefa ettim, sözümde kaldım. Sümme bayatü Osman'a, Osman'a biat ettim. Ve vefeytü bey'atehu, onun biatini de vefa ettim. Onun da emrinde kaldım, emrini tuttum. Fe'aden nas, nas tecavüz etti. Aleyhi Hazreti Osman üzerine tecavüz ettiler. Fekateluhu, onu öldürdüler. Ve ene halbuki ben mu'tezilun, beriydim enhum, o cemaatten, o cemaatten ayrıydım. Onların, öldürenlerin içinde değildim. Sümme vellevni, sonra nas getirdi, beni halife tayin ettiler. وَلَوْلَ الْخَشْيَةُ عَلَى الدِّينِ, eğer dinin gitme korkusu olmasaydı, مَا أَجَبْتُونَ, ben onlara cevap vermezdim, halife olmazdım.
Fakat korktuğum fitne kopar, Müslümanlar arasına ihtilaf ve fesat düşer, din elden gider. Sümme vasebe, sonra kaptı fiha, Nas'ın içerisinde ben bir kimse ki leyse sabiketuhu, onun sabikesi olmadı, İslam'a giriş olmadı. Ke sabiketi, benim İslam'a evvel girişim gibi onun İslamiyet'e evvel girişi olmadı. Ve la karabetuhu, onun karabeti de olmadı. Ke karabeti, benim karabetim gibi olmadı. Resulullah'a akrabalığı da benim gibi yakın değil. Ve la ilmuhu ki ilmi, onun ilmi benim ilmim gibi de olmadı. Yani Muaviye'ten Muaviye'yi kastediyor. O kalktı, hilafeti dava etmeye başladı. قالوا, dediler ki, sadakta ya emirel müminin, sen sadık oldun. فَاَخْبِرْنَا عَنْ قِتَالِكَ, sen kıtalından haber verir. لَهَذِينَ, şu iki kimseye. صَاحِبَاكَ, halbuki onlar senin sahipleriniydi. فِي بَدِرْ, Bedir'de ve Hudeybiye'de, Hudeybiye'de ve Hud'de. وَاَخَوَاكَ, onlar senin kardeşlerin idiler. فِي الدِّينِ, dinde ve sabıketi İslamiyet'e ilk girmelerinde ve hicreti hicrette, yani kastediyor Talha ve Zübeyir, Talha ve Zübeyir'i kastediyor. Bunlarla niçin harp ettin diye sordular. Fakale, dedi ki, innehuma, bunlar bayani, bize biat ettiler. Bil Medine'ti, bana biat ettiler. Bil Medine'ti, Medine'de. Ve halani, bu biati hal ettiler, çıkart attılar. Bil Basra'ti, Basra'da. Ve lev enne racülen, eğer bir adam olsaydı, mimmen baya, Ebu Bekir'in, Ebu Bekir'e biat edenlerden bir adam olsaydı, hale'ahu, Hazreti Ebu Bekir'i hal etseydi, biat ettikten sonra biatini bozsaydı, لَقَاتَلْنَهُ, biz onu öldürürdük. وَلَوْ اَنَّ رَجُلًا, eğer bir adam olsaydı, مِمَّنْ بَايَ عُمَرْ, Ömer'e biat edenlerden bir adam, hale'ahu, Ömer'i hal etmiş olsaydı, لَقَاتَلْنَهُ, biz onu da öldürürdük. ثُمَّ دَعَاهُمْ, onları çağırdı, selasete eyyam, üç gün. Üç gün Hazreti Ali radıyallahu ta'ala onları kendisine iltihak etmelerini söyledi. Hatta izâ kâne liyumus sâlis, üçüncü gün olduğu vakıfta, dehele aleyhil Hasan vel Hüseyin ve Abdullah ibn Cafer, Hazreti Ali'nin huzuruna Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Abdullah ibn Cafer girdiler. Fekalu, dediler ki, kad ekseru fînel cirâh, bizde cirahı çok ettiler, yani ok atıyorlar, bizden yaralıyorlar. وَذَٰلِكَ بُوْ اَنَّ قَتَلَةِ عُثْمَانُ, Osman'ın katilleri, كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ فِي الْأَسْكَرِينَ, her ikisi askerde müteferrik idiler. Bir kısmı Hazreti Ali'nin tarafında, bir kısmı Hazreti Ayşe'nin tarafında idiler. فَخَشَوْا, Hazreti Osman'ın katilleri korktular ki, اَنْ يَسْتَلِحُوا, bunlar sülh olalar, عَلَى قَتْلِهِمْ, Hazreti Osman'ın katilleri üzerine sülh olalar, her iki taraf da ittifak ederler, Hazreti Osman'ın katillerini arada temizleyeler. Bundan korktular. فَاَنْشَبُوا, evet, inşab ettiler, yani tutuşturdular, el harbi, harbi tutuşturdular. Fetesabbe, sögüştü, sibyanul askerini, iki askerin sabileri birbirlerine sövdüler. Sümme terame, sonra birbirlerine ok attılar. Sümme tebi'amul abid, ondan sonra köleler bunlara tabi oldu. Evvela çocuklar başladı, sonra köleler işe karıştı. Sümme süfahavu, sonra sefihler, ahmaklar işe karıştı. Onun için Hazreti Ali'nin tarafındaki askerlere birçok yaralar verdiler. Fesalli aleyyün rek'ateyn, Hazreti Ali iki rekat namaz kıldı. Dâ rabbehu, Allahu Teala'ya dua etti. Sümme kâle, dedi ki, İn zahartum alel kavmi, eğer siz o kavmi galebe çalarsınızsa, felâ tatlubu, aramayın, müdbiren, kaçıp gideni talep etmeyin. Bir adam kaçtı mı? Bırakın kaçtı. وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحِنِ, yaralı bir adamı da gidip öldürmeyin. Yaralı yaralanmış. وَاَنْزُرُوا, bakınız, مَا حَضَرَتْ بِهِ الْحَرْبُ, harbe hazır olan şeye bakın. مِنْ آلِيَتِنْ, kaptan, kaşıktan, yani harp meydanında ne bulursunuzsa, فَقْبِدُوهُ, onu alın. وَمَا كَانَ سِوَى ذَٰلِكَ, fakat harp meydanında olmayan diğer mallar, فَوَلِ وَرَسَتِهِمْ, bu onlar vereselerinindir, onlar sizin değildir. وَنَادَ عَلِيٌّ, Hazreti Ali nida etti. اَزْزُبَيْرِ, Hazreti Zübeyre çağırdı. وَقَالَ تَعَالَ, dedi ki, gel böyle keleman, sana eman var. Gel konuşalım. فَخَلَى بِهِ, Hazreti Ali, Hazreti Zübeyre ile gizli konuştular. وَقَالَ, dedi ki, اُنْشِدُكَ اللّٰهُ, ben Allah için seni, Allah'ı inşaat ediyorum, Allah için sana yemin verdiriyorum. هَلْ سَمِيَتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, sen Peygamber Efendimiz'i işitmedin mi ki, yakulu, derdi.
ve ente lavin yedi, sen de benim elimi tutmuştun, büküyordun. Dedi ki le tuqatilennehu, sen Ali'ye mukatele edersen, onunla harp edersin. Ve ente lehu zalim, sen ona vakıtta zulmedicisin, sen zalimsin. Sümme leyunsarenne aleyke, fakat sonra o senin üzerine nusret bulur. Sen ona zulmeder, harp edersin, fakat Allah nusreti ona verir. قال حضرت زبير dedi ki لقد ذكرتني شيئا, sen bana bir şeyi hatırlattın ki ensani, bana unuttur diye eddehru zaman. La cereme, zarar yok. La ukatiluke, ben seninle harp etmem. فقال له ابنه, حضرت زبير'in oğlu Abdullah dedi ki مَا جِيْتَ لِلْقِتَالِ, sen gitar için gelmedin ya abi. اِنَّ مَا جِيْتَ, sen geldin لِسُلْحِ, sulh için. Sen buraya harp için gelmedin, sulh için geldin. Nasıl Ali ile harp etmiyorsun? فَاَعْتِقْ غُلَامَكَ, sen bu yeminine karşı köleni azat et. وَقِفْ, dur, hepte dur. فَاَعْتَقَ, Hazreti Zübeyir oğlunun sözünü tuttu, kölesini, فَاَعْتَقَ غُلَامَهُ, kölesini azat etti. وَوَقَفَ, durdu. فَلَمَّا رَأَ الْحَرْبَ, vaktaki harbi gördü ki neşibet, harp başladı. وَاَيْسَ مِنَ السُّلْحِ, sulhden de meyus oldu. Hazreti Zübeyir yani sulh yapar diye bekliyordu, baktı ki sulhden ümit kesildi. Harp başladı. Harici anil askeri, iki askerinin arasından çıktı, gitti. Fegalebe ashabu emiril müminin Ali'in, Hazreti Ali kerramallahu vesselin ashabı galebe çaldılar ve belagatil katla, ölülerin sayısı ulaştı. Selasete aşere elfen, 13.000'e, 13.000 adam öldü. Ve kutile telhatut, Hazreti Telhat'a harpte katlolundu. Ravel Hakim an Sevr ibn Mecza, Hakim Sevr ibn Mecza'dan rivayet eyledi ki kâle merartu bi Talhata yevmel cemel. Sevr ibn Mecza diyor ki Cemel Vakası'nda ben Hazreti Talha'ya yürüdüm, fi ahiri remel, son nefesine ulaştım. Fekâle li, bana dedi ki mimmen ente, sen hangi tarafın askerindensin? Kuldu, dedim ki min ashab emiril müminin Ali'yin, Hazreti Ali kerramallahu vecihen ashabındanım. Fekâle übsud yedeke übâyi'uke, elini uzat, ben seni biat edeyim Hazreti Ali'nin namına. Febasattu yedi, ben elimi uzattım. Febaya'ni, beni mübaya eyledi. Yani Hazreti Ali'ye vekaleten onun askerinden olan Hazreti Sevr'e biat etti. Ve kâle, dedi ki hâzâ bi'atü Ali'yin, İşte bu Ali'nin biatidir dedi. Ve fâdet nefsû, nefsi de çekti. Teslim ruh eyledi. Feteytü Ali'yen, Hazreti Ali'ye geldim. Feakbertu, ona haber verdim. Fekâle Hazreti Ali kerramallahu veşe, buyurdular ki Allahu Ekber, Allah-u Teala her şeyden büyüktür. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz doğru söyledi. Eballahu, Allah-u Teala iba etti en yedhule, gire telhatu telhanın girmesini, el cennete, cennete girmesini iba etti. İlla ve bi'ati fi unukihi, illa benim bi'atım onun boynunda olduğu halde cennete girmesini murad etti. Sümme cema'an nas, ondan sonra Hazreti Ali Nas'ı topladı ve bayağuhum, onlara mübaya etti. Harp bitti. Ondan sonra Nas'ın bekiyesi de geldi. Hazreti Ali kerramallahu veşeye biat ettiler. Ve enteha Abdullah ibn Yezid ibn Verka. Abdullah ibn Yezid ibn Verka al-Fuza'i gitti ila Ayşe'de. Ayşe'ye gitti. Vahye fil hevdeş. O da hevdeşte. Devenin üzerinde hevdeşte. Fekale yevmül müminin, ey müminlerin anası, etalemine, sen bilir misin ki enni eteytüke, ben sana geldim. İndemâ kutile Osman, Hazreti Osman katledildiği vakitte ben sana geldim. Fekultu, ben dedim ki mâ te'mürîneni, bana ne emredersin? Fekulti, sen dedin ki ilzem aliyyen, Ali'ye mülazemet et. Böyle demedin mi? Fesekete, Hazreti Aişe sükut etti. Fekale, Abdullah ibn Yezid dedi ki akırul cemel, cemali akledin, ayaklarını kesin. Fe'akaruhu, devenin ayaklarını kestiler. Fenezele Muhammed ibn Ebi Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed nazil oldu. Ehu Hazreti Ayşe'nin kardeşi ve recülün ahir, başka bir adam, o da indiler. Fehtemela hevdeceha, Hazreti Ayşe'nin hevdecini kaldırdılar. Fevedeahu, koydular beyne yedi Ali'nin, Hazreti Ali'nin önüne hevdeci koydular. Ve ennehu, o hevdeç kelgun füzik, kirpi gibi, minessiham oklardan, o kadar oklar ona isabet etmiş ki kirpi gibi olmuş. Fese'eleha Muhammedun, kardeşi Muhammed Hazreti Aişe'ye sual etti ki hel esabeke şey'un minha, bu oklardan sana bir şey isabet etti mi? Fekalet Hazreti Aişe dedi ki la, bir şey isabet etmedi. Ve emer Aliyun kerramallahu veçe, Hazreti Ali kerramallahu veçe emretti ahaha Muhammeden,
kardeşi Muhammed'e ve Ammar'ın Hazreti Ammar emretti ki en yadriba aleyha Hazreti Ayşe için yapalar kubbeten bir kubbe. Bir kubbe gereler. Fefeala işlediler. Yani bir çadır hazırladılar. Hazreti Ayşe'yi oraya getirdiler. Feca ileyha Hazreti Ayşe'yi oraya koyduktan sonra Hazreti Ayşe'ye geldi. Aliyyün Hazreti Ali Müsellimen selam verici. Geldi Hazreti Ayşe'ye selam verdi. Fekale keyfe enti ya Ey anacığızım sen nasılsın dedi. Galet bi hayrin dedi ki hayırdayım. Kale yağfirullahu leki. Allah seni mağfiret etsin. Diye Hazreti Ali dua etti. Ve cavucuhun nasi vel ayan. Nas'ın ileri gelenleri ayan ve şafi geldiler. Yüsellimun aleyha Hazreti Ayşe'ye selam vererek geldiler. Evet Nas geldiler Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhaya. Tazim ettiler, selamlar verdiler, halini, hatirini sordular. فَلَمَّا كَانَ الْلَيْلُ Vaktaki gece oldu. دَخَلَتِ الْبَصْرَةَ Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha Basra'ya girdi. وَمَعَهَا kendisiyle beraber de olucuydu. اَخُوهَا kardeşi Muhammed. وَنَزَلَتْ Hazreti Ayşe indi. فِي دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُلَيْدِ Abdullah ibn-i Huleyd'in evine indirdiler. وَهِيَ اُدَرْدَ اَعْزَمُ دَارٍ بِالْبَصْرَةِ Basra'da en büyük ev oydu. Ala Safiyye bintil Haris ibn Ebi Talhatel Abderi. Haris'in kızı Safiyye'nin yanına. Evet oraya indirdiler. Ve hiye bu Safiyye bintil Haris de Ümmü Talhatel Talahat, Talhatel Talahat'ın anasıydı. Onun yanına evine indirdiler. Ve kam Aliyyun radıyallahu anh. Hazreti Ali durdu. Bizahiril Basrati Basra'nın dışarısında selasen üç gün. Sümme dehalaha sonra Basra'ya girdi. Febâye'ahu Hazreti Ali kerrimallah ve çevye biat etti. Ehluha Basra'nın ehli ecme'un hepsi. Hattel cerha hatta yaralılar da geldi biat ettiler. Ve arada ala Ebi Bekret'e Ebi Bekre Hazretlerine arz etti. İmaretel Basrati Basra'nın emirliğini Hazreti Ali radıyallahu ta'ala Ebu Bekre'ye dedi ki seni Basra'ya emir tayin edeyim, vali tayin edeyim. Femtena imtina etti, kabul etmedi. Ve şare aleyhi Hazreti Ali işaret etti. İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki Abdullah İbn Abbas'ı vali tayin et diye ona işaret etti. Fevella Hazreti Ali kerramallahu veşe tevliye etti, vali kıldı. Aleyha Basra'ya İbn Abbas'ın Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'yı. Sümme ca sonra Hazreti Ali kerramallahu veşe geldi. İle ümmül müminine radıyallahu anha Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın yanına geldi. Festezene izin istedi aleyha girmeye. Ve dekhala girdi ve sellem aleyha Hazreti Ayşe'ye selam verdi. Fereddet selam Hazreti Ayşe selamı reddetti. Ve rahabet bihi Hazreti Ali'ye merhaba dedi. Fekale lehu reculun bir adam Hazreti Ali'ye dedi ki ya emirel müminin inne bil babi reculeyni kapıda iki adam var. Yenalani sögüyorlar min Ayşe, Ayşe'den nail oluyorlar yani Hazreti Ayşe'ye sögüyorlar. Fe'mer el-Kaka ibn Amr Kaka ibn Amr Hazreti Ali radıyallahu anhu kerramallahu veşe emretti ki en yeclide celde vura kulle vahidin minhuma Hazreti Ayşe sögen o adamlardan her birisine mi'ate celdetin yüz değenek her birisine yüzer değenek vura. Ve en yücerridehuma min siyabihima o değneği vurmazdan evvel elbiselerini çıkara ondan sonra yüzer değenek vura. Bu ne emretti? Ve lemma eradet vaktaki Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha murad etti el-kuruce minel basreti basreden çıkmayı ba'ase ileyha Hazreti Ayşe'ye gönderdi Aliyyun radıyallahu anh Hazreti Ali gönderdi bi kulli ma yembeği her bir lazım olan şeyi min merkebin binecek hayvandan ve zadin yiyecekten ve meta'in eşyadan ve gayri zalik sefer ait olan ne gibi şeyler varsa hepsini Hazreti Ali radıyallahu teala anh gönderdi. Ve ezine izin verdi limen neca minel ceyş. Askerden necat bulanlara. Ellezi öyle ceyş ki maha kendisiyle beraber olan askerden necat bulanlara sağ olanlara izin verdi ki en yerci'a rücu'aydı. İzin verdi ki herkes kendi evine gitsin. İlla en yuhibbel mukam illa burada kalmayı arzu eden kalsın. Ama arzu etmeyen evine gitsin. Ve ersele ma'aha Hazreti Ayşe ile Hazreti Ayşe ile gönderdi. Erbe'ine emraeten 40 kadın. Min nisai ehlil basra. Ehli basranın kadınlarından. Öyle kadınlar ki el ma'rufat bilinmiş.
bilinmiş 40 kadını Hazreti Ayşe ile beraber gönderdi. Ve seyyere ma'a Hazreti Ayşe ile gönderdi. Ahaha Muhammeden kardeşi Muhammed'i de beraber gönderdi. Felemma kanel yemullezi vaktaki oldu. Felemma kanel vaktaki oldu. El yemullezi ol bir gün ki irtihalet fihi Hazreti Ayşe'nin irtihal günü oldu. Artık Basra'dan çıkıp gidecek. Ca Aliyun Hazreti Ali geldi. Fevekefe alel bab. Ve evin kapısında durdu. Ve hadaran nas. Nas hadır oldu. Ve haracet Hazreti Ayşe çıktı. Mine dar. Dardan fil hevdeci hevdeşte. Hevdecin içine koydular ve hevdeci aldı. Kapıdan çıkardılar. Feveddaatin nas. Nas'a veda eyledi. Veda'at lehum nas'a dua eyledi. Ve kalet dedi ki ya beniyye, ey benim oğullarım, la ya'teb ba'duna ala ba'di. Bazımız bazımıza hitap etmeyelim. İnnehu vallahi, ben Allah'a yemin ederim ki ma kâne beyni ve beyni aliyyin, benimle Ali arasında olmadı fil kadimi eskiden, illa ma illa bir şey oldu ki yekun olur beynel mer'eti ve ahmâiha. Bir kadınla bir de onun kocasının akrabaları arasında olan şeyler neyse bundan başka bir şey yoktur dedi. Ve innehu Ali radıyallahu anh le minel ahyar, hayırlilerdendir dedi. Fekal Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh de dedi ki sadakat, Hazreti Ayşe doğru söyledi. Vallahi Allah'a yemin ederim ki ma kâne beyni ve beynaha, bizim aramızda olmadı illa zâlike, illa bu oldu. Yani bir kadının kendi kocası akrabaları arasında bazı kırgınlıklar olur. İşte bundan başka bir şey yok. O kırgınlık da Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha'ya iftira edildiği vakitte Hazreti Peygamber Efendimiz bazı kimselerle müşavere etti. O meyanda Hazreti Ali radıyallahu anh ile de müşavere etti. O da dedi ki ya Resulallah, Kureyş arasında kadın kız yok değil ya, sana başkasını alalım. Bunu deyince Hazreti Ayşe de bunu duydu, bundan gücendi. İşte olan mesele de bu. Başka bir şey yok. Ve inneha Hazreti Ali dedi ki Hazreti Ayşe le zevcetu nebiyyüküm, sizin peygamberinizin zevcesidir sallallahu aleyhi ve sellem. Fid dünya, dünyada da zevcesidir. Ve ahireti, ahirette de zevcesidir. Ve sâre ma'ha Hazreti Ali radıyallahu teala an Hazreti Ayşe ile yürüdü. Ve sâre yürüdü ma'ha Hazreti Ayşe ile beraber Aliyyün Hazreti Ali yürüdü. Müşeyyan, onu teşhi' edici olduğu halde emyalen, birçok millet, birçok mesafe yürüdü. Ve serraha, tesrih etti, yolladı benihi, oğullarını ma'ha Hazreti Ayşe ile beraber, oğullarını da gönderdi. Bekiyyete zalikel yevm, o günün bekiyyesini, yani akşama kadar Hazreti Ayşe ile gidin, onu yolcu edin dedi. Zekere hadel fasl, bu faslı zikretti. El hafiz İmadüddin İbn Kesir, İbn Kesir fi tarihi, tarihinde ve hada mülakhasuhu, işte mülakhası budur. Ve feale zalike Hazreti Ali radıyallahu teala işledi. Me'aha Hazreti Ayşe ile bunları ikramen li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e ikram için bunları yaptı. Ve imtisalen li kavlihi el mar, bir de geçen kavliyle imtisalen. Ki izâ kâne zalik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu olduğu vakitte sizin aranızda böyle bir şey olursa ferdüd ha, sen Ayşe'yi gönder ila me'meniha, me'menine, yani evine gönder. Bu Peygamber Efendimiz'in bu emrini imtisanen bunu yaptı. Ve edan, bir de eda için, ifa için, neyil hakkı lümmumeti, analık hakkını ifa için. Çünkü Hazreti Ayşe bütün müminlerin anası olduğu gibi Hazreti Ali'nin de anasıdır. Analık hakkını eda için yaptı. Fe inneha Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha ümmül müminin, bütün müminlerin anasıdır. Bi nassil kitabil aziz, Kur'an-ı Kerim'in nassıyla. فَتَلَطَّفَ بِهَا Hazreti Ali, Hazreti Ayşe ile talattuf etti, ona lütufle güzel muamele etti. غَايَتَ التَّلَطُّفَ, gayet latif muamele yaptı. وَلَمْ يُعَنِّفَا, ona tanif etmedi, tevbih etmedi, başına kalkmadı. وَلَمْ يُعَبِّخَا, ona tevbih etmedi ki sen niye bu harbe sebep oldun, niye bunları yaptın, bunu da demedi. بَلْ اَكْرَمَهَا, belki Hazreti Ayşe'yi ikram eyledi. وَرَدَّهَا, onu reddetti, Medine'ye gönderdi. وَقَسَدَتْ, kasteyledi fi mesireha zalik, bu yürümesinde ila Mekke'te, Mekke'ye yürümesinde. Ve kasetet, Hazreti Ayşe kastetti fi mesireha zalik, bu yürümesinde nereye kastetti? İla Mekke'te, Mekke-i Mükerreme'ye.
فقامت بها مكة المكرمة حزرة عائشة رضي الله عنها دوردي إلى أن حجت حتى حجت عامها ذاك وسنة حجتي ثم رجعت سورة حزرة عائشة رضي الله تعالى دندي إلى المدينة مدينة منورة دندي قلدي.